Selamlar herkese. Hançer ben. Bugünkü durağımız Norveç arkadaşlar. Çok heyecanlıyım çünkü Norveç'e ilk defa geldim ben de açıkçası. 4-5 günlük bir serüven ayarladım kendime. Ve şu anda Stavanger veya Stavanger telaffuzları beceremediğimi biliyorsunuz şehrindeyim. Biraz önce vardım. Hemen kapıdan bir otobüse atlayarak yaklaşık 20 dakikada gelebiliyorsunuz. Fakat 18 euro vermeniz gerekiyor ve ülkenin ne kadar pahalı olduğunu bu otobüs yolculuğuyla yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz. Bu video çerçevesinde arkadaşlar 2 gün geçireceğim bu şehirde. İlk gününde gördüğünüz gibi şehri keşfedeceğiz buradan başlayarak. İkinci gününde ise bir adet trekking maceramız olacak. Hava oldukça yağmurlu, oldukça kapalı. Umarım becerebilirim. Bakalım nasıl geçecek. Hadi maceraya başlayalım. Şehir gerçekten ufacık arkadaşlar. Yarım günde aklımdaki her yeri gezebildim neredeyse. Müzeler hariç. Burada birkaç tane müze var. Kent Food, konserve yemek balık müzesi var bir tane. Petrol müzesi var. Neden diye soracak olursanız bu şehrin yakın geçmişi arkadaşlar konserve balık ve petrolle oldukça ilişkili diyebiliriz. Bu şehrin bu şehir olmasını sağlayan iki tane faktör bunlar. Şu anda limandayım. Limanda ne ararsanız var. Kocaman, devasa bir kruz gemisi var arkamda. Buraya yanaşıyorlar. Onun yanında da bir tane savaş gemisi değil de destroyer var yanılmıyorsam. Eski antik gemiler var, botlar var. Ne ararsanız var. Cümbüş burası. Tekne gezileri de kalkıyor buradan. Yakınlardaki fiyortlara gidiyorlar ki harika, dehşet güzel buradaki fiyortlar. Vaktim olsaydı, hava biraz daha güzel olsaydı kesinlikle katılacağım turlar vardı diyebiliriz. Şehri tamamladım sayılır. Güneş batmıyor arkadaşlar. Bu mevsimde gece 11.30'da batıyor güneş. O yüzden geldiğimden beri yağmur seviyesi ve güneş seviyesi aynı diyebilirim. Yani sabah merkezden bir adet otobüse bineceğim becerebilirsem. Ve yakınlardaki bir trekking base campine gideceğiz. Oradan 8-10 kilometrelik zorlu bir trekking macerası yağmurun altında bizleri bekliyor. Gelmeden her şeyimi su geçirmez aldım arkadaşlar. Botlardan üstüme kadar. Umarım beni kurtaracaklar. Bugünü tamamlıyoruz. Yarın sabah görüşmek üzere. Günaydınlar herkese. İkinci günümüze başladık arkadaşlar. Nispeten
yağmursuz bir hava var. Hatta arada sırada ilginç bir şekilde güneşi bile görebiliyorum. Saatlerimiz onu gösteriyor arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz lokasyondan bir adet shuttle'a bineceğiz şimdi. Birkaç farklı yöntemle gidebiliyorsunuz Base Camp'e, tırmanışa başlayacağınız yere. Bunlardan bir tanesi devlet otobüsü. Bir diğeri ise daha önceden alabileceğiniz shuttle biletleriyle. Buradan pembe bir tane otobüs gelecek yanılmıyorsam ve diğer arkadaşlar da bekliyor. Hemen merkezde şurada parkı görüyorsunuz. Şurada da Radisson Blue var. Önünden kalkıyor. Herhalde yarım saate oraya varacağız otobüs gelirse. Hava fena gözükmüyor. Enerjimiz yerinde. Bakalım nasıl bir macera olacak. Yolculuk tam 45 dakika sürüyor arkadaşlar ve sizi buraya indiriyor otobüs. Base Camp diye geçiyor burası. Kafeler var, ufak tefek alışveriş yapabileceğiniz, bir şeyler yiyebileceğiniz, yolluk alabileceğiniz ve mağazalar var. İşte elbise almak istiyorsanız, çorabınız kaybolduysa vesaire. Son bir alışveriş yapabiliyorsunuz tırmanmadan önce. 5 saatimiz var arkadaşlar tırmanıp geri dönmek için. Çünkü otobüs 5 saat sonra kalkacak ve görmüş olduğunuz yoldan tırmanışa başlayacağız ve tepeleri, dağları aşacağız beraber. Keyifli bir yolculuk bizi bekliyor. Bulutlar toplanmaya başladı. Muhtemelen yağmur birazdan bizi kovalayacak. Hadi tırmanmaya başlayalım. Tırmanış 4 kilometre sürüyor arkadaşlar. Biraz kısa bir mesafe gibi geldi bana. Ama tırmanınca anlıyorsunuz, tamamen dik bir patikayı tırmanmanız gerekiyor. Ve sadece birinci kilometreyi bitirebildik daha. Birkaç tane tavsiye verebilirim. Öncelikle aşağıdaki tuvaletleri kullanın arkadaşlar. Tırmanış boyunca tuvalet yok ne yazık ki. Ve çok sağlam trekking ayakkabıları almanız gerekiyor. Çamurlu yollar, kayalıklı ve kayganlar. Kesinlikle benim aldığım gibi düzgün bir ayakkabıya yatırım yapmanız gerekiyor. Ufak tefek yağmur yağıyor, yağıştırıyor ama sıkıntı yok açıkçası. Çok güzel manzara, harika manzara ve 3 kilometremiz daha var. Hadi yola devam edelim. Kilometreyi geçtik arkadaşlar. Yolun yarısından çoğu bitti. Yavaş yavaş fiyordu görebiliyorum. Gölleri vesaire. Ve yamaçlarda yürümeye başladık. Benim de yükseklik korkum var. Biraz risk alarak geldim o yüzden. Bakalım. Umarım tepeye kadar yürüyebileceğim. Dağın tepesinde arkadaşlar yolculuğun sonuna doğru efsane bir tane göl var. Daha çok yaz aylarında hava sıcak olduğunda insanlar yolda mola verip göle giriyorlar. İki kişi gördüm, dondular 13 derece dışarısı. Ama gerçekten çok tatlı bir aktivite böyle maceranın ortasında soyunup göle atlayabilmek. Thank you.
yüksek arkadaşlar, çok yüksek. 600 metre sanırım zirve. Geldik sayılır zirveye ve böyle daracık yollar var. Ama güvenliler, böyle sallanmıyorsunuz kenardan. O açıdan yükseklik korkum da olsa halledebiliyorum şimdiye kadar. Sonunda geldik arkadaşlar. Pulpit Rock diye geçiyor. İsmini söylemedim galiba. Prekstolen gibi bir şey orijinal ismi de. Ve kelimelerle anlatmaya çalışmayacağım arkadaşlar. Resimler, video kendini anlatsın. Çünkü kelimelerim kifayetsiz kalacak. Mükemmel, yani kelime bulamıyorum. Harika, kesinlikle değdi. İnişi düşünmüyorum bile. Yorgunluğumu düşünmüyorum bile. Sadece manzara ve ben varım şu anda. Şansımıza güneş de çıktı ve korkum, yükseklik korkum tetiklenmedi nedense. Büyülü bir yer burası, ondan olabilir açıkçası. Burada sıraya giriyorsunuz arkadaşlar, fotoğraf sırası bu. Beklediğimden daha kısa açıkçası ve ucunda fotoğraf çekilebiliyorsunuz farklı açılardan. İnesim gelmiyor arkadaşlar ama her maceranın bir sonu var. Yaklaşık yarım saatte tepede geçirdim. Fotoğraflı videoydu. Ve 1,5 saatte de inerim diye düşünüyorum. Totalde 5 saate denk geliyor. Ve otobüsüme yetişeceğim yavaştan. Ama dediğim gibi gerçekten inmek istemiyorum. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Muazzam bir lokasyon burası. Muazzam bir maceraydı açıkçası. Ve güneşin açması da fazladan bir bonus oldu. Benim için ve sizler için. Hadi yavaştan inişe geçelim arkadaşlar. Bu lokasyonda tam burada drone uçurmak yasak. Çantamda drone var bir tane. Yakınlarda bir yerde uçurmayı deneyeceğim. Becerebilirsem tepeden de bu manzaraya doyabileceğiz arkadaşlar. Dönüşte yağmur başladı arkadaşlar. Sağanağa doğru dönüşüyor yavaştan. Gerçekten çok şanslıydım güneş açtığı için. Yani çok çok mutluyum. Başladığımız yere geri bıraktı otobüs bizi arkadaşlar. Şehir merkezindeyim tekrardan. Burada sizlere veda ediyorum yavaştan. Bu videoya da veda ediyorum.
Aslında benim Norveç maceram devam edecek. Ama başka bir video ile devam edecek. Yarın buradan başka bir şehre geçeceğim. Ve bir tane daha tırmanışım olacak. Ama şu anda yoruldum ve dinlenmem gerekiyor. O yüzden şehri daha çok keşfetmeyeceğim. Özet geçecek olursak şehir tatlı arkadaşlar, gösterdiğim gibi. Yağmurda çok keşfedememiş olsam da yarım gününüzü, bir gününüzü geçirebilirsiniz gelmişken. Ve tırmanacağınız nokta, bu gideceğiniz noktaya da gayet yakın, kolay ulaşımı var açıkçası. O yüzden tırmanışı şiddetle tavsiye ediyorum. Mükemmeldi, gözüm gönlüm açıldı diyebilirim. Ve oraya gidecekseniz de burası güzel bir lokasyon başlamak için maceraya. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir de Instagram üzerinden maceralarımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.